Neden ağır taşıt sürücüsü eksikliği yaşıyoruz biz Birleşik Krallık'ta? Önce buna değiniyor olacağım konunun özüne gitmek adına. Karayolu Taşımacılığı Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre böyle yukarıdan aşağıya doğru sıralayacak olursak ilk başta emeklilik, ikinci konu tabii ki hepimizin tahmin ettiği üzere Brexit konusu. Üçüncü konuda Irak 35 regulasyonunu görüyoruz. Bu sektörü de yakinen etkiledi. Bunun dışında e, sürücülerin farklı sektörlere geçiyor olması, tabii bunun altında yatan sebep e, tabii ki ücret, e, sürücülerin ücretleri var. E, onların da diğer sektörlere kaymasının altında yatan bir sebep de bu zaten. E, bir COVID-19 e, sorunu da yine bu e, sektörü yakından etkiledi ve diğer sebepler dediğimiz altında farklı noktaların olduğu e, sebepler de var. Bunlara baktığımızda hani genel olarak bugün e, bu yaşadığımız sorunun altında bunları görüyoruz diyebilirim. E peki hangi sektörler etkilendi? E genel olarak baktığımız zaman en başta şu anda tabii siz haberlerde de çok yakından gördüğümüz benzin istasyonları, kuyrukları görüyoruz zaten. E, süpermarketler çok ciddi anlamda etkilendi. Zincir mağazalar yine aynı şekilde farklı farklı markaların bu konuyla ilgili açıklamalarını duymaya başladık. Hizmet sektörü, restoran sektörü gibi sektörler etkilendi. Yine arka tarafta hastaneler, ambulans servisleri de bu sektörle ilgili. Farklı sorunlar yaşayan bu, bu konuyla ilgili farklı e, sorunlar yaşayan sektörler arasında sayabiliriz. Tabii bu bir zincir. Bildiğiniz gibi tahmin ediyorsunuzdur. Hani e, şu anda dolaylı olarak, direkt olarak etkilenen saymadığımız farklı farklı sektörlerde var. E, özellikle süpermarketlerin Christmas zamanına doğru 15 bine yakın bir sürücü ihtiyacının acil olarak olduğunu biliyoruz. Şu an yine takip ettiğimiz haberlerden. Peki şu anda e, hükümet bunun için ne gibi önlemler oluyor, e, ne gibi var ne gibi önlemler var masada, neler planlıyor? Biraz onları konuşalım istiyorum. E, şu ana kadar yine takip ettiğimiz kadarıyla hükümet hafta sonu süreci hızlandırmak için e, asker tarafından bir takım destekler alacağını söyledi. Gerçi bu sabahki e, konuşmaları dinlediğimizde bu bunun biraz daha ertelenebileceğini belirttiler ama bir 4 bin kişi kadar sürücüyü e, asker e, askerleri kullanacağını belirtti. Bunun dışında yakın zamanda emekli olmuş sürücülere mektuplar işe geri döndürmek için mektuplar gönderildiğini belirtiler yine aynı şekilde. Bu aksiyonların dışında yine HGV sürücüsü diyeceğim hani ağır taşıt sürücüsü ben kısaca HGV sürücüsü olarak devam edeceğim. Çünkü hep haberlerde böyle gördüğümüz için HGV sürücüsü olmak için başvuru sürecini ve testleri kısaltıp her yıl ortalama 30 bin kadar daha fazla e, sürüş testi sunulma, sunmayı hedefliyorlar. Yine burada bir artış var hedef, e, şey, testlerin artması anlamında. Bir diğer taraftan yeni sürücü yetiştirmek için Eğitim Bakanlığı'nın yine 3000'e bine kadar kişiyi daha fazla HGV sürecisi, sürücüsü e, yetiştirmek üzere Bootcamp'te yani bir bootcamp ile ilgili detayları da yine Gov.uk sayfasından bakabilirsiniz orada çünkü belli meslek grupları için oluşturulan kurslar var ve o kurslar sonrasında o meslek gruplarında daha kolaylıkla işe başlayabildiğiniz bir eğitim programı hazırlamıştı daha önce daha öncesinde hükümet. Yine bu adım, bu bootcamp dediğimiz kursların içerisine bir de HGV sürücüsü olmak için bir kurs organize ettiler. 10 milyon sterlin kadar da bir yatırım planlanıyor bunun için. Bunlar gerçekten işe yarayabilecek önlemler gibi görünüyor ama uzun vadede, kısa vadede nasıl çözümler sunulabilir? Tabii onun etkilerini göreceğiz. Bu arada bu kurslar ücretsiz, yoğun içerikli olan kurslar olacak. Aynı zamanda bu bootcamp'teki kurslar dışında bazı eğitim kurumlarıyla da hükümet yine işbirliği yapıp hükümet tarafından finanse edilecek. Bin kişinin daha eğitilmesinin planlandığı farklı kurslarda da yine gündemde. Ve yine bunun dışında tabii ki özlük işleri tarafında da bir takım değişiklikler, geliştirmeler planlanıyor. Örneğin sürücülere daha yüksek maaş veya bazı vergi muafiyetleri gibi bazı avantajlar sağlamayı da hedeflediklerini söylüyorlar. Ee, biz de bunları şu anda hani tam olarak net olmayan bilgiler bunlar tabii ki. Ama resmi olarak açıklanmasını ve detaylandırılmasını bekliyoruz biz de. Ee, peki bu aksiyonlar yeterli olacak mı? Biraz buna bakmak gerekiyor. Sektöre nasıl yansıyacak? Diye. Az önce söylediğim gibi uzun vadede evet bir, e, olumlu etkilerini illaki göreceğiz ama şu an hali hazırda yaşadığımız bu kısa dönemdeki ihtiyaçlar nasıl karşılanacak? Biraz ona da bakmak gerekiyor. Ee, burada bir yine e, araştırma sonucuna değiniyor olacağım her bundan bundan önce Avrupa Karayolu Taşımacı Taşımacılığı Birliği'nin başkanı göçmenlik kurallarının yani bu sürücüler özelinde gerçekleştirecek göçmenlik kurallarının geçici olarak gevşetilmesinden çok daha fazla eee adıma ihtiyaç duyulacağını söyledi. Özellikle Avrupa genelinde de zaten bir sürücü sıkıntısı olduğunu, kaç kişinin İngiltere'ye gitmek isteyeceğinden emin olmadıklarına söyledi örneğin. E, ayrıca Avrupa'da sürücü maaşlarının İngiltere'dekinden daha fazla, daha yüksek olduğunu da belirtti ve e, özellikle Brexit sonrası yeni gümrük ve sınır kontrolleri ve Birleş e, Brexit sonrasında yaşanan belirsizlikler Avrupalı sürücüleri tekrar geçici olarak ki geçici olarak e, olması da çok ciddi bir konu olacağını düşünüyoruz biz e, geri döndürmeyi e, geri döndürme konusunu çok da gerçekçi bulmadıklarını söylüyorlar e, yine başka bir ankete göre şu an alınan aksiyonların e, şu an halka duyurulan aksiyonların e, halkın 3'te 2'si, %67'si diyebileceğim bir data, e, şu an hani notlarıma bakıyorum ben de. E, hükümetin krizi kötü idare ettiğine inanıyor. Ve yine hükümet seçmeni olan e, muhafazakar grubun, yani kendi seçmenlerin %59'u da benzer düşüncede bu arada. Bu dataları da paylaşmak isteriz. Özellikle yine çoğunluk buna gerçekten Brexit'in sebep olduğuna inanıyor şu an yaşadıklarımızın. Peki Geçici Birleşik Krallık vizesi, bu bahsettiğimiz şu an masada olan, yayınlanacak olan Geçici Birleşik Krallık vizesi ile ilgili neler biliyoruz? Aslında hali hazırda böyle bir vize tipi var. Kısa dönem çalışma vize tipi olarak geçiyor. İlgilenenler Go UK sayfasında Work in the UK başlığı altında bu bilgilere ulaşabilirler farklı meslek grupları ve konular için böyle bir kısa dönem çalışma vizeleri, vize çalışmaları mevcut. Buradaki vizeleri ek olarak özellikle HGV sürücüleri için 5000 istihdam, bununla beraber yine şu anda konuşmadık ama yine böyle bir ihtiyacı yönelik olarak aynı paket içerisinde kümes hayvancılığı işçileri için de 5500 istihdam sağlamak üzere toplamda 10500 işçi istihdam edecek yeni bir düzenleme şu an masada. Onun detay şu anda çalışıyorlar ve yayınladıklarında Muhtemelen Sizler de yine e British yaşam aracılığıyla bu bilgilere ulaşırsınız düşünüyorum. Mergin bunları sizlere haber olarak sunacaktır zaten. Benim genel olarak hani bahsedeceklerim ana hatlarıyla bunlar. Hani birçok farklı noktada ele almaya çalıştım bu konuyu. özellikle sektördeki istihdam konusuyla ilgili olan tarafını ben daha çok ilgilendiğim için daha çok o tarafla biraz daha yakından ilgilendim. genel olarak bahsedeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum.